Merhaba arkadaşlar, Teknoloji Bölgesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bilgisayarımızda Google Chrome'un açılmama sorununun çözümünü göstereceğim. Hadi öyleyse videoya geçelim. Arkadaşlar, bu sorunun çözümü 3-4 adım şeklinde olacak. Videoyu atlamadan, geçmeden lütfen tamamını izleyin, adımların sırasıyla uygulayın. Belki 5 adımda olabilir. Hangi adımda sonra eğer Google Chrome açılmaya başladıysa videoyu orada kesebilirsiniz. Ama lütfen tüm adımları uygulayın. Daha net ve kesin ve kalıcı bir çözüm olur. Hadi öyleyse videoya geçelim. İlk adımımız şu şekilde arkadaşlar. Bilgisayarımızı yeniden başlatmak arkadaşlar. İlk adımımız kolay ve basit. İlk adımı kolay seçtim. Hemen bilgisayarınızı yeniden başlatın. Zaten büyük ihtimalle Google Chrome açılmıyorsa telefondan izliyorsunuzdur bu videoyu. Ya da herhangi bir yerden bilmiyorum. Bilgisayarınızı yeniden başlatın. İkinci adıma geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci adımımız şu şekilde. Bilgisayarımızdan görev yöneticisine giriyoruz hızlı bir şekilde. Bilgisayarımızı yeniden başlattık ve hala sorun çözülmedi diyoruz. Ve görev yöneticisine girdik. Görev yöneticisine girdikten sonra arkadaşlar burada biraz bekledikten sonra Google Chrome eğer yazısını görüyorsanız, herhangi bir Google Chrome logosu ve benzeri işaret görüyorsanız aynı şöyle yapıyorsunuz. Örnek veriyorum. Mesela ben de şu uygulama olarak göstereyim, Canva. Aynı Google Chrome gibi düşün. Sağ tıklıyorsunuz, görevi sonlandır diyorsunuz. Google Chrome sonlandırıyor. Arka planda çalışıyor demektir bu. Sonlandırıyor. İkinci adımımız bu şekilde tamamlanıyor. Üçüncü adımımıza geçelim. Üçüncü adımımıza geçtiğimizde ise arkadaşlar Google Chrome logosu var. Masa üstüne ekledik. Buna sağ tıklıyoruz. Sağ tıklayıp özellikler bölümüne giriyorum. Özelliklere girdim. Burada genel var, kısa yol var, uyumluluk var. Bize önemli olan uyumluluk. Uyumluluk bölümünde uyumluluk sorun gidericisini çalıştır bölümü var. Buna bir kere tıklıyorum. Uyumluluk sorunlarını algılıyor diyor. Bunu hızlıca dolmasını bekliyorum. Burada geldi. Sorun giderme seçeneğini belirleyin. Önerilen ayarlar deneyin bölümüne tıkladım. Burada program uyumluluk ayarlarını sına diyor. Windows uyumluluk modu Windows 8 bana böyle bir öneri verdi. Bunu programı sına diyoruz arkadaşlar. Uygulamamız bu şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz programı sına diye tıklayınca. Diğer adımımıza geçelim. Dördüncü adımımıza geçtiğimizde ise arkadaşlar bilgisayarımızın arka planında çalışan antivirüs programını devre dışı bırakacağız. Bu yüzden ben Defender kullanıyorum. Ekstra bir antivirüs programı kullanmıyorum. Windows güvenliği paneline giriyorum. Windows 8 ve 10 bu bölümüne giriyor. Windows 7'de zaten bu panel yok. Onlarda antivirüs programı vardı büyük ihtimalle. Burada virüs ve tehdit koruması diyor. Eğer ki Google Chrome o anda açılmıyorsa. Burada virüs ve tehdit koruması ayarları. Ayarları yönet diyorum. Gerçek zamanlı koruma en yukarıda. Onu kapalıya yaptım. Çıkan soruya evet diyorum. Buradan çıkış yapıyoruz arkadaşlar. Ve en son adımımıza, 5. adımımıza geçiyoruz. 5. adımımız ise arkadaşlar kesin ve net bir çözümdür. Bu çözüm artık 4 adım yaptıktan sonra hala sorun devam ediyorsa Google Chrome silmektir. Google Chrome silmek için de program ekle veya kaldır bölümüne giriyorum. Google Chrome sildikten sonraki yükleme alan işte paneli de önemli. Orijinal sitesine yüklemeniz lazım. Arama bölümüne Chrome yazdım. Google Chrome'a sağ tıklıyorum. Pardon, üstüne bir kere tıklıyorum. Kaldır bölümü var. Kaldır bölümüne tıklıyorsanız arkadaşlar eğer 4 adımda hala olmadıysa son olarak bu adımda Google Chrome'u kaldırıyorsunuz ve kesin bir çözümdür bu. Size bunun indirme linkini vereceğim açıklama kısmında. Google Chrome orijinal sitesine indirin. Arkadaşlar bu 5 adımı yaptığınız halde hala sorun çözülmediyse videonun altına yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Eğer işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.